Ben buna gönül yarası diyorum. O gönül yarası hiç bitmeyecek. Hiç unutmayacağım. Bizlerden ödün verdiler, çocuklarından ödün verdiler, evlerinden ödün verdiler. Ülkem dedi, memleketim dedi. Gecesini gündüzüne kattı. Sadece benim eşim değil, bütün arkadaşları böyleydi. Ve sonunda terörist ilan edildi. İstanbul'da saat 9-10 akşam, cuma akşamı saat 9-10 sularında köprüyü tek yön trafiğe kapatarak ve Ankara'da bazı uçaklar uçurup belli miktarda tankı sokağa çıkararak bir darbe yapılamayacağını çok net biliyordum. 15 Temmuz tarihinde bahsettiğim NATO karargahında günlük toplantılarımızdan bir tanesini icra ediyorduk. Yoğun bir mesaimiz vardı. Toplantıdan toplantıya gidiyor. Birçoğuna da biz liderlik ediyorduk. Kendi projelerimizle ilgili. Toplantıdan çıktıktan sonra genç arkadaşlarımdan birisi Türkiye'de garip şeyler olduğuna, Boğaz Köprüsü'nün trafiğe kapatıldığına ve askerlerin yönetime el koyduğuna yönelik bazı haberler olduğunu söyledi. Yani makama giderken çok çelişkileri nedeniyle inandırıcı bulmadım. Fakat hemen Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanı'na kızıma ulaşmaya çalıştım. Kızım da İstanbul'daydı o sırada. Fakat tam bir kaos hakimdi. Ulaşamadım kendilerine. Ve malumunuz o günden sonra da bildiğimiz cadı avı başlamış oldu. Bir kamu hukukçusu olarak darbeleri tarihini az çok biliyoruz, okuduk. Bu konuda yayınlarımız var. Türkiye'de 15 Temmuz için bilindik daha darbe koşulları oluşmamıştı. Toplum gergin değildi, ekonomi iyiydi. Yani darbe olması için hiçbir neden yoktu. Hükümetin de işleri iyi gidiyordu. Ta ki yolsuzluklar ortaya çıkana kadar. Bu yolsuzlukların ortaya çıkmasının faturası bürokrasiye kesildi. Entelektüel bir kesimden kurtululması gerekiyordu. Bu hem devlet bürokrasisinde hem sivil toplumda bu kesimden kurtululması gerekiyordu devlet idare edenler açısından. Buna gerekçeyi oluşturmak için 15 Temmuz görüntüsünün planlandığını, sahneye konulduğunu ve sonuç olarak topluma bunun toplum tarafından maalesef satın alındığını büyük ölçüde görüyoruz ve amaçlanan rejim değişikliğine yönelik bir görüntü, bir algı oluşturulduğu çok açık olarak görülmekte.